Soğuk hava etkisini artırıyor. Yurdun birçok yerinde dondurucu soğuklar kendini hissettiriyor. Görüntülerdeki ilimiz, başkentimiz. Kentte bazı bölgelerde etkili olan yağmur, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Yağışın artması ve buzlanma ihtimaline karşı şehrin ana arterlerinde ve yüksek noktalarında çalışma başlatıldı. Yurttaşlardan kar lastikleri bulunmayan araçlarla yola çıkmamaları istendi. Ardahan'da soğuk hava yaşamı olumsuz etkiledi. Yol ve kaldırımları buz, ağaçları ve çatıları kar kapladı. Kar ve tipi nedeniyle her yıl kış mevsiminde kapatılan Ardahan-Ardanoç karayolunda ulaşım durduruldu. Karayolları 183. Şube Şefliği'nden yapılan açıklamaya göre yol kış boyunca kapalı kalacak. Ağrı'da kar yağışı yüksek rakımlı bölgelerde yer yer tipiye dönüşerek ulaşımı aksattı. Ağrı-Erzurum Karayolu'nun 2210 rakımlı Saç Dağı geçidiyle Sarıcan Deresi mevkiinde kar ve tipi etkili oldu. Bölgede buzlanma nedeniyle 10 tır yolda mahsur kaldı. 12'den beri yolda kalmışız. Çıkamıyoruz. Ankara'dan otomobiliyle yola çıkan bir kişi, Türkiye'nin en zorlu geçitlerinden olan Saç Dağı geçidinde kar ve tipi nedeniyle mahsur kaldı. Sürücünün yardımına polis ekipleri koştu. Ekipler soğuk hava ve kar yağışına rağmen lastiklere zincir takmak için yoğun çaba sarf etti. Uzun uğraş sonucu zincirleri takarak sürücüyü mahsur kaldığı yerden kurtardılar. Zincirimiz olmadığı için yolda kaldık işte. Kışlık lastiklerimiz de kar etmedi. Çok kötü yağmaya başladı kar. Allah razı olsun. Polis arkadaşlar bize ergesinler. Hepsi ben yardımcı oldular. Eleşkirt Sarıcan Deresi mevkiisinde kar yağışının etkisiyle yol kayganlaştı. Bir ambulans yol kenarına devrildi. Bu görüntülerde kar kalınlığının yaklaşık 15 santimetreye ulaştığı Tunceli'nin Pülümür ilçesinden. Mevsimin ilk karının yağdığı ilçede köyler, ormanlık alanlar ve dağlar beyaz örtüyle kaplandı. Tunceli-Erzincan Karayolu'nun can kurtaran mevkiisinde yoğun sis ve tipi etkili oldu. Sürücüler zor anlar yaşadı. Trafikte aksama olmaması için gece gündüz çalışma yapılıyor. Zorluğu var ama vatandaşlara yardımcı olmak, onları kurtarmak, onları yerlerine rahat ulaşabilmelerini sağlamak bizim için zevk verici bir şey. 24 saat vatandaşlarımıza yardımcı olmak için çalışmaktayız. Zaten onların mücadele vermesi maalesef ulaşılmaz olacak bu yollar.